Evet, İstanbul yıllarca hep göç aldı. Bu nedenle taşı toprağı altın dedik İstanbul'a. Anadolu'nun yeni umutlarla geldiği yerdi İstanbul. Ancak bu durum 2015'te tersine döndü. İstanbul tarihinde ilk kez göç almadı, göç verdi. Detaylarına bakalım şimdi. Bu gördüğünüz rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'na ait ve 2015-2016 yılına işaret ediyor. Bu 2 yıl içinde İstanbul'a göç edenlerin sayısı 369.582. Ama İstanbul'dan göç edenlerin sayısı ise 440.889. Yani artık çok da eskisi gibi İstanbul'un taşı toprağı altın değil belli ki. Ya da o altın İstanbul'da yaşayanların karnını doyurmuyor olacak ki. Bu orana göre 71.307 kişi İstanbul'u terk etmiş bu bahsettiğimiz dönemde. Şimdi göç vermeye başladı ama neden? Cazibesini mi yitiriyor yoksa yaşam şartları açısından artık çekilmez mi oldu? Habertürk muhabiri Başak Çubukçu konuyla bu konuyu konuşacak. Başak, söz sizde. Aslına bakarsanız bu bir sürpriz değil. Nüfus bilimcilerin ve sosyologların uzun zamandır üzerine tartıştığı bir konuydu. TÜİK'in yaptığı araştırma, yayımladığı çalışmayla tescillenmiş oldu. İstanbul ilk kez verdiği göç aldığı göçten daha fazla oldu. Bir nüans var arada. İstanbul hala göç alıyor. Ama sadece TÜİK'in araştırmasında tek bir başlık yok. Çok başlık var, çok dinamik var. Bunu da konuğumuz Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Murat Güvenç ile konuşacağız. Ne gibi dinamikler var? Hemen kendisine sorayım. Hoş geldiniz Hoş bulduk. öncelikle. Şimdi evet, 369 bin kişi gitti. 440 bin kişi, pardon, 440 bin kişi gitti. 369 bin kişi geldi. Ne gibi dinamikler bunu tetikledi? Hani İstanbul'dan bir umut mu kesildi? Yollar mı ayrıldı? Nasıl oldu? Tabii bu aradaki yani gelen giden farkına demografyada net göç derler. Yani bu sizin verdiğiniz rakamlarla İstanbul'da ilk kez net göç negatife dönmüş vaziyette. İstanbul artık verdiği göç, aldığı göçün üzerine gidiyor. Bu tesadüfi bir olay değil. Aynı zamanda göçün profilinin değişmesiyle ilgili bir şey. Bu göç profili de eğer yapısal bir değişim olmazsa kolay kolay değişecek bir şey değil. Elimizde 2008'den bu zamana bir zaman serisi var. Azımsanacak bir şey değil. Yıl be yıl izleyebiliyoruz. Gözüken şey şu: 2008-2016 değerlerine baktığımız zaman aşağı yukarı bu 9 yıla tekabül ediyor. 9 yılda İstanbul'a gelen göç ve giden göç gün yapısında çok önemli farklılaşmalar olmuş. Ne gibi farklılaşmalar? Şimdi mesela eskiden İstanbul daha çok orta ve düşük eğitimli düzeyde göç alırken şimdi daha yüksek eğitimli göç almaya başlamış. İstanbul eskiden göç alışverişini daha çok metropoller ve çok kendisine çok fazla göç veren Karadeniz bölgesiyle yaparken, şimdi Karadeniz bölgesinin göç içindeki ağırlığı giderek azalırken, İstanbul'un göç alışverişi giderek metropoller ve sahil bölgeleri arasında cereyan ediyor. Bir başka özelliği de İstanbul'a gelenlerin eğitim düzeyinde çok önemli göç profilinde değişiklik var. İstanbul'a eskiden daha alt ve orta eğitim düzeyindeki insanlar gelirken, şimdi İstanbul giderek üst ve daha üst düzeylerde göç alıyor. Ve bu veren giden göçlerde de baktığımız zaman eğitim düzeyi çok yüksek olan kesimler İstanbul'dan gidenler arasında. Peki gidenler neden gidiyor? Ha, işte o gidenler niye gidiyor sorusunu. Yani siz bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Bizim şimdi gördüğümüzde İstanbul, İstanbul'dan gitmenin birçok nedeni var. Bir tanesi, İstanbul'dan gidenler o illere baktığımızda İstanbul'dan gidenler içinde İstanbul'un çok göç aldığı Karadeniz bölgesine geri dönenler var. Ordu ve Giresun dikkat çekiyor. İlk 6'da o var. İkincisi, İstanbul'dan sahil bölgelerine gidenler var. Muğla, Antalya, Balıkesir gibi, İzmir. İzmir gibi. Şimdi üçüncü olarak da İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya ve Bursa'ya, Eskişehir gibi metropollere
yerlere gidenler var. Yani şimdi bu her bir tür göçün arkasında farklı nedenler var. Bir kısmı İstanbul'daki çalışma yaşamını bitirmiş, yaşını almış insanlar o tarafa kendi memleketlerini, emekliliklerini geçirmek için gidiyorlar. Çünkü Ordu ve Giresun'u böyle açıklıyoruz. Peki Tekirdağ ve Kocaeli ilk iki il? Evet, o ise şöyle bir şey. O iki il aslında İstanbul'un etrafındaki bizim kentsel bölge dediğimiz şey. Burada çalışma amacıyla gidenler olabilir. İş yerleri, çünkü bu iki ille aslında İstanbul'un il sınırları birbirine bitişti. O tarafa yerleşmek göç gibi gözüküyor. Aslında çok küçük bir şey olabilir. Yani onun içine bir kentsel bölge oluşumu diyebiliriz. Yani İstanbul metropolünün yaygınlaşması olabilir. Bu metropollerle olan ilişki ise, yani İzmir'e, Ankara... Peki, çok özür dileyerek sözünüzü keseceğim. Tekirdağ ve Kocaeli aynı zamanda İstanbul'da sanayinin de kaydığı iller. Evet. Hani işçi nüfusunun da bu kentlere göç ediyor olması olabilir. Yani İstanbul'un ulaşım sorunu artık İstanbul çeperinde oturup oralarda çalışmaya izin vermeyecek derecede ağırlaşmış vaziyette. Yani E5'te sabah trafiği çok yüksek oluyor. Yani o yüzden belki artık o taraflarda bu toplu konut inşaatlarıyla beraber de insanlar iş yerlerine yakın oturmayı tercih ediyorlar da olabilir. Ama bunu iyice ayrıntılı çalışmak lazım. Yani şu ilk bu şeyler, ilk TÜİK'in bize açıkladığı bu ilk bilgiler bu konuda ayrıntılı çalışmaya izin vermiyor. Fakat bu sizin söylediğiniz gibi iş yerlerine yakın oturma bir gerekçe olabilir. Peki yaşa baktığımızda daha çok aktif nüfusun göç ettiğini görüyoruz. Yani 20-29 yaş aralığında ve yaşlılar. Evet. Yani bu göç konusunda iki bu da bir değişiklik. Eskiden İstanbul'dan göç edenler genellikle İstanbul'daki iş yaşamını bitirmiş, emeklilik hakkını yaşına gelmiş insanlardı. Emekli olununca İstanbul'dan gidilirdi. Şimdi aktif nüfusunda İstanbul'dan gitmeye başlaması bir yenilik. Yani İstanbul artık çevresindeki metropollerle, yakın çevresiyle bir göç alışverişinde yaş açısından da önemli bir değişikliğe uğramış vaziyette. Peki bu trend devam edecek mi? Yani nasıl devam edecek? Göç devam edecek mi? Ben şimdi burada çok ayrıntılı bir araştırma yapmadım. Sabahtan beri bu verilerle uğraşıyorum ama size söyleyebilirim ki bu trend bugün yani bu yıl gözlenen bir şey değil. Bunun eğilimleri 4-5 yıldır izlenebiliyor. Ve yani bu ilk defa negatife dönmesi bu yıl oluyor. Ama bu eğilim 4-5 yıldır var. Evet. Demek ki 8-9 yıllık bir zaman serisinde 5 yıllık bir eğilim var ise bunun yakın gelecekte sürmesi beklenebilir. Yani göç artık İstanbul'da alıştığımız, bildiğimiz, aşina olduğumuz gurbet kuşlarından oluşmuyor. Başka bir göç profili var. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kadir Has Üniversitesi'nden İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Murat Güvenç konuğumuzdu. İstanbul'daki göçün nasıl değiştiğini, gelen nüfusun ve giden nüfusun hangi yapılarda olduğunu konuştuk. Söz tekrar merkezde.